15 Şubat'ta Ankara Arena'da yapılan kurultayda önemli katılım ve birleşmelerle Vatan Partisi adını alan partiye üye katılımları devam ediyor. Bu kapsamda Samsun'da da toplantı gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan toplantıda katılan yeni üyelere rozetleri takıldı. Ayrıca milletvekili adayları tanıtıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın da katıldığı üye katılım ve adayı tanıtım toplantısıyla Vatan Partisi sahaya indi. Toplantıda söz alan Vatan Partisi Samsun İl Başkanı Haydar Çolak şunları kaydetti. Gülümse Türkiye, vatanda birleştik diyoruz. Bu sloganla seçim sahasına iniyoruz. Hedefimiz milli hükümeti kurmaktır. Türkiye'mizi birleştireceğiz. Sıcak para ekonomisini yıkacağız. Üreten Türkiye'nin ekonomisini kuracağız. Bizler komutanımızın hesabını sormak için vatanda birleştik. Kemalist devrimi tamamlamak için vatanda birleştik. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da şöyle konuştu. 7 Haziran'da Türkiye'nin mukadderatının, geleceğinin oynanacağı bir seçime gidiyoruz. Geçmiş dönemlerdeki bütün seçimleri hatırladığımızda her seçimin o günün şartları içerisinde öne çıkmış olan bazı olayları vardır. O seçim işte ekonomide sıkıntı vardır. Sosyal bir takım meselelerde problemler öne çıkmıştır. Veya bir başka konularda sıkıntılar vardır. Demokrasilerde seçimler işte bu sıkıntıların mevcut iktidarın yanlışı, doğrusu, iyi yapmışsa halk oyuyla tekrar o iktidarı teyit eder, tescil eder, devam ettirir iktidarını. Değilse onun yerine bir başka parti veya bir partileri iktidarı devretmesine vesile olur. Yani seçimler demokrasilerde normal şartlarda bir kan değişimidir, yenilenmedir, yeni bir dönemin başlangıcını start vermedir. Geçmişteki bütün seçimlerimiz de 3 aşağı 5 yukarı böyle gerçekleşmiştir. Gerçi Türkiye demokrasisi sancılıdır. Yani Türkiye'de demokrasinin kırıntıları içerisindeyiz. Bugün, hele bugünlerde baktığımızda Türkiye'de bugün demokrasinin adı kalmıştır. Yani son çıkan 2 tane yasa var orada. Onlara baktığımız vakit Türkiye'de yani bundan sonra demokrasi ne kadar olacak, nereye kadar olacak, demokrasiden ne anlayacağız, nasıl bir Türkiye önümüzdeki süreçte gelecek onu kestirmemek mümkün değil.